yaşasın. Ay geldiler, geldiler. Ay bana geldiler. Niye ekpade na behar na voce sniye ekpade na behar na voce ne kalubi kogot koga hoce ne kalubi kogot koga hoce ako neçe neksene nameçe ako neçe neksene nameçe odna meta nema selameta odna meta nema selameta. Evet, ben de ilk defa Balkan müziği üzerine bir etnik müzik ödülü aldım. Binlerce kere teşekkürler. Çünkü daha Balkan müzikleriyle ilgili hiçbir ödül alınmadı. Çok gururlandım. Çok teşekkür ederim. Ve bugünkü konuğum Mete Horozoğlu. O da bir Balkan kökenli. Ve ailesi, sülalesi daha önce buraya gelmiş. Kendi burada doğmuş. Müthiş bir adam. Zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben ona bak, size bir şey söyleyeyim mi? Onun bıyığını falan ilk defa tiplemesi ben yaptım. Bak öyle diyorum size yani. Acayip. Geliyor. Sohbet edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Bana geldiler mi? Geliyorlar işte böyle ya. Bana en iyileri gelir, en iyi gelir. En iyileri gelir, en iyi gelir. Bana da gelir, bana da gelir. Size de gelir, bana da gelir. Haydi çayları koyalım ve Mete Horozoğlu'nu karşılayalım. Hoş geldin oğlum benim. Hoş bulduk Mayko. Ah be Mayko, bak geldin, ben sana ne yapayım dedim. Rejim yapıyorsun diye çorba ya, yapayım dedim ya. Yani aslında yapmasam o rejimi de sen bana şöyle börekler falan değil mi? İnşallah. Aha, anan sana neler yapar. Yapıyor. Anan sana neler. Mı? Ah sen neler hak ediyorsun. Kuzum benim. Ama bu çorbayı yalnız yapmayacağım. Sen ne yapacağız? Tamam. Çalıştıracağım seni. Tamam, gelmişsin ananın evine. Tabii tabii. Evet, ben çalışın. Maydanozum da burada. Dişimde maydanoz kalmışsınız ha. Şimdi ben sana bunu veriyorum. Ha. Önce anlatayım ben. Sayın 360 TV izleyicilerim, efendim beylerim, bayanlarım, şahanelerim. Bugün bir çorba yapacağız. Evet. Yani bu çorbayı niye yapıyorum ben bugün? Çünkü canım oğlum benim, anlatacağım niye oğlum. Zaten çok benziyoruz gözlerimiz falan. Aynı köylüyüz. Evet. Ondan sonra oğlum çorbayı çok seviyor. Ben de oğluma bir çorba yaptım. Ama beraber yapacağız. Yaptım derken hazırlıyorum yani. Ha. Şimdi havuç lazım buna. Tamam. Biraz şehriye lazım. Evet, gösterelim. Biraz evet. Tel şehriye. Evet, bol maydanoz. Evet, maydanoz. Efendim, mesela karabiber. Karabiber. Bunun adını uydur sen. O uydur. Grand Tasarar. Grand Tasarar baharatı. Evet. Attık. Öyle. Efendim, bu biber salçası. Ezmesi. Salçası. Evet. Bu tuz. Tuz ve pul biber. Ve pul biber. Ve evet. Canı isterse limon. Evet, bir de... ayçiçek yağı. Ayçiçek ya. Suyumuz zaten doğal olarak ha, olması lazım. Evet. Efendime söyleyeyim yumurta. Bir de yumurta. Yumurtayı sonra böyle lip lip olması için bir şey yapacağız. Peki sarı beyaz ikisi beraber mi? İkisi beraber. İkisi beraber. Terbiye yapacağız ama içine yoğurt mort koymayacağız. Öyle vallahi bir şey baktan yok. Benim kostüme de uygun oldu. Öyle siyah, annelerin siyah. Evine gelince yayılmaz. Çalışılır. Şimdi havucu soyuyorsun sen. Bakayım ne yapabiliyorsun? Vallahi ben bunu eski usulde soyarım. Tamam. Suzan'ım yani bıçağın şeyiyle fıt 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 da yaparım şeyde da ama olur. Bunlar çıktıysa eğer bunlarla da olur bu şimdi. Bu çok yani. Güzel bak çok rahat. Bu çok rahat. Çok evet. Rahat hemen bunu orayı ben sana şey ayarladım ben onun aynen, içine tamam. Dök diye. Şu siyahlıkları alayım. Şunları alayım şöyle. Bunlar şey Mete. Böyle. Ne var ne yok Suzan? Mete. Nasıl gidiyor? Seninle ilgili bak çok sağlam bir bilgi var. Çok yemek severmişsin. Ya ben gerçekten yemek için kilometreler giderim Suzan. Kilometreler giderim. Tantuni için Mersin'e gitmişim. Gittim. Ankara'da çalışıyordum o zaman. Bayağı gece şifti çalışıyorduk. Çıktık gece şiftinden. Ne yapsak, ne etsek falan. Mersin'de bir arkadaş vardı. Ah dedi şu an dedi. Bizim orada olsak dedi tantuni. Ama falan dedik. Alıp yüklendik arabaya. Fırt. Mersin. Fırt Allah yani fırt. Fırt bayağı fırt. Tabii. Hı hı. İşte şey Bolu'da domates çorbası çok güzel yapan bir yer var. Gene Ankara'dayız.
çok canım domates çorbasıydı. Fırt. Gittik her Bolu. Her şey senin için fırt. Vallahi yapınca fırt olunca oluyor. Sonra ama başka okula, fırtların var mı? Okula öyle? Girmeye yemek. Başlayınca ben yemek, yani ben normalde zaten böyle biraz kaçak, benim gençliğim biraz kaçak geçti. Evden ayrıldım hemen falan böyle. Antalya'da çalıştım uzun süre. Ben konservatuara girince uslandım biraz. Ondan orada öncesi. Kaldım. Ondan önce bayağı çok işte çalışıp çok yer gezdim. Öyle bir durum bir var. Bir sürü iş yapmışsın. Çok çok ya. Çok çok. Bayağı yani. Ya anlatsana biraz. Tezgahtarlıktan tut. Yani bir sürü pizzacılarda çalışma, muhasebede çalışma, radyo DJ'liği. Yani animasyon yaptım çok uzun sene. 3-4 sene falan animasyon yaptım. Çok bunlarla bayağı. Okulunu tabii. İlk zaten biz Ankara'dayken, Ankara'da geçti benim çocukluğum. İlkokuldayken bizim aşağımızda Allah rahmet eylesin sonra vefat etti. Bir tane bizim eczacımız vardı, ablamız. İlk daha ilkokula giderken orada çıraklık yapıyorduk zaten. Yani orada bütün arkadaşlar çalışıyorduk. Sonra hep simit satmalar, su satmalar falan böyle. Ben de şey yapıyordum, gazoz zaman... kapağı satıyordum. Evet, gazoz kapağı toplardık biz de. Oyuncak yok. Sonra bisiklete biniyorum. Oyuncak yok, ne yapacaksın? Kendi kendine oyuncak şey yapıyorsun. Sonra okul. Vallahi işte o bir sürü hengame falan filan. Okul benim 97. 97'de tabii Antalya'dan döndüm ben. Animasyon bırakıp bir yarım bıraktım. Üniversitem vardı benim. Muhasebe okuyordum ben. Muhasebe mezunuyum, ticaret. Allah Neyse'den. Allah. Bak tabii. Ben bunu bilmiyordum. Tabii tabii, ticaret muhasebe mezunuyum. Doğduğundan beri oyuncusun muamelesi yapıyorum sana da ben. Hiç alakası yok. Hiç oyunculukla hiç hani var benim arkadaşlarım falan böyle şeyler. Ya çocukken çok istiyordum işte ilkokulda müsamereye çıktım. Hep aklımdaydı, ortaokulda, lisede. Benim hiç yani bilmiyorum bile. Nasıl Allah yapılacağını. Allah. Hayatımda bir kere tiyatro oyunu izlemişim falan yani. Öyle bir kültürel bir şey, aileden de gelmiyorum. Öyle bir hasbelkaderlik durumu yani benimkisi. Oyunculuk. Hep söylüyorum yani ben hasbelkader oyuncu i̇yi oldum. İyi ki olmuşum yani. Be Mete'ciğim. Vallahi bence de iyi ki. Ben de çok keyif alıyorum. Çok mükemmel bir meslek. Senin benim Ankara'da için. Peki demek ki bu dostluğuna, yani bu dostlarına bağlılığın, bu arkadaş canlılığın. Bunlar çünkü çok Ankara ve İzmir'de çok var olan var. Bir şey ya. Evet. Bir de Eskişehir'de okudum ben. Orada hep böyle kapalı ortamdır. Ankara da öyledir. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Ev muhabbeti döner. Evet, o yüzden de yani o yüzden de arkadaşlıklarınız. Aynen, sohbet. Sohbet üzerine döner, muhabbet bunu üzerine döner. Bunu mu istersin, bunu mu kesmek için benim gibi? Olur, bunu alırım. Tamam. İnce, çok mu ince kesiyoruz? Fark etmez, nasıl istersen. Yani sen daha az da koyarsın, çok da koyarsın. Ben biraz, yani daha doğrusu havucu çok şey yapmıyorum ben. Yani en çok çorbada kullanırım. Yemekte biraz tatlılaştırıyor diye evet. Fazla kullanmıyorum. Zaten piştikçe şeker şeyi artıyor değil mi? Senin bak öğrenci havuç doğrama şekli bu değil mi? Evet. Öğrenciyken biz çok yemek yaptık. Valla Eskişehir. Biraz kalın. Kalın mı oldu? Kavurma. Hı, bakayım. Daha önce parmaklarından kavurmalık, korktum. Kavurmalık. Ama Suzan şimdi ya parmağını kesersin ama bu da çok ince. Evet doğru söylüyorsun. Sen oyuncu adamsın, kendine zarar verme. Hele şimdi... Yok beni kan tutar, o yüzden söylüyorum. Onu vallahi, bilmiyordum. Tutar. Şaka. Vallahi. Yani böyle şey... işlerde peki kan sahnelerinde o sahte kan da yok, yapıyor yok, mu aynı yok. Şey? Biliyorsun yani ne olduğunu. Ben kesinlikle akmaya başlayınca böyle bir tansiyonu böyle bir... Ay, diye böyle beyazlarım falan böyle. Yok yok bir şey yok falan diye böyle. Vallahi. Bilmiyorum. Ben tabii senden ilk tanışmam, yani senin daha önceki işlerini biliyorum ama ilk tanışmam senin öyle bir geçer zaman ki benim için çok özelsin orada sen. Çünkü tiplemeler için gelmişim. Ya onu da konuşuruz, anlatırız. Yani oraya ayrı bir girmek vallahi istiyorum çünkü. Vallahi soneri çıkaran kadın. Ay canım öyle benim tabii. Ya. Ay ne mutlu oldum. Orada bıyığı şeyi falan, Zeynep'in heyecanlanmasını hatırlamıyor musun? Evet böyle olacak bıyık ya. Falan diye. Ben de o zaman bıyıksızım. Bıyıksız kalmak istiyorum. Böyle sinema filmi çekiyorum. Bıyıksız başlamışım. Evet. Ondan sonra da yani takma bıyık da çözeriz ya falan diye böyle Suzan olmadı tabii. Nereye çözüyorsun takma bıyık? Çok güzeldi ama. Ama çok güzeldi bayağı yani. Onu konuşacağız gerçekten. Daha. Tamam. Oradaki şeyleri konuşacağız. Biz şimdi bunları bitirelim Mete'cim. Sonra... Evet. Sana bir ikram yapalım, salona gidelim. Şimdi bak şöyle yapıyoruz, havuçları doğradık. Bunu evet, hiç kavurmadan... Sen kesme, tamam yeter, korkuttun beni şimdi sen. Burada o et de bayılıverirmişsin sen, ben de ölürmüşüm. Yok ondan, ben de kalın kestim diye diyorsun. Bu yeni dizi birazcık bizi çok farklı yakınlaştırdı. Evet. Sayende, çünkü sen önerdin beni. O vallahi yüzden yani, de... Kast yaptığın zaman tabii bir tipolojiye bakarak ve... O duyguyu en iyi nereden alırsını yani temel olarak onu
alman, baz alman gerekiyor ve yani sen orada tabii bir numara yani bizim hem tipimizin bu kadar benziyor olması hem duygularımızın bu kadar evet benziyor ya. Olması. Yani senin seçimin olduğu için beni aradıklarında mint yapımdan dedim ki ya nasıl yani hiç daha sormam ki yani. Benim aklıma geldi ya Suzan dedim Suzan ne yapıyor? Yani 80'lerde Birol'la çalışıyorsun zaten. Evet ben 80'lerdeyim o sırada. Birol abi hemen gece saat 1 mi 2 mi o da Allah'ım artık bıktı adam benden. O da beni aradı gece saatte. Tabii 1-1.5 gibi falan böyle mesaj attım. Suzan çünkü konuşuyoruz kim olur kim olur. Suzan nasıl olur dedim. Şöyle mesaj geldi. Süper fikir. Ay ve bu bana tabii ki acayip bir şey kattı. Çünkü ben hani 80'ler dizisinde oynuyorum ama hem seninle olmak, hem Algı, hem Hatice, hem Bülent, hem bütün ekip. Bir de senin oynadığın tipten çok başka, başka bir şey bir oldu. Kadın. Yani muhteşem bir hediye oldu bana. Ben çünkü hepsini bunları hayatıma hediye olarak sayıyorum ya. Öyle ondan. Ama öyle bakınca ne güzel hakikaten ya. Dur şimdi ne yaptın? Havuçlar koydun, yağ koydun. Suyu koydum, yağ koydum. Bol maydanoz koydum. Güzel. Vegeta'yı bayağı koyuyorsun. Çünkü asıl bu tavuk... Bunun asıl adı ne söylüyorum uyduruyorum. Ha tabii bu isim demeyeyim. Bu aslında çeşitli karışım. Baharat karışım. Bunlar satılıyor artık eskiden yoktu. Bir parçacık bu salçası. Biber salçasından koyuyorum. İstediğiniz kadar pul biber. Tuzu bence şimdi koymayın. Sonra koyun çünkü bu konulan baharat birazcık şey. Tuzlu zaten. Tuzludur. Bol karabiber. Oh. Bu var ya boğazına nasıl... Bu var ilaç, bayağı ilaç yapıyorsun. Sana nasıl iyi gelecek bu biliyor musun? Çünkü şöyle bir güzel tarafı var. Buna biz aslında... Biraz çok yap da Hatice'ye göndeririz buradan. Ay, Hatice hasta. Hasta, evet. Vallahi, ya geçmiş olsun. O da bu aralar epey bir hastalanıyor canı. Yoğun biraz şey yapıyor o herhalde. Evet ama çok da mutlu. Çok. Maşallah. Çok mutlu yani ben Hatice'yi bu kadar uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. Bak şimdi ben bunu kapatıyorum anneciğim. Ben bunu kaynamaya bırakıyorum. Esas sonra göstereceğiz. Nasıl? Aa ben bağlamamışım böyle duruyor. Olsun. Ama bir şey yapmadık zaten çok. Sonra yumurtayı evet. Falan terbiye mi yapıyorsun? Sonra böyle yumurtayı çırpacağız. Arzu'ya söyleyeceğim ben o yapacak onu. Çırpacağız. Kapatmadan önce. Yani kapatmadan bir dakika bile değil, değil neredeyse. Kapatmadan önce bunu çırptığınız yumurtayı böyle yavaş yavaş bırakıyorsun o çorbaya. Aa. Lifler oluşuyor. Lif, bir lif, anda lif, döktüm lif. Ne oldu? Kesilir mi? Ha şey gibi çılbır gibi mi ne olur gibi acaba? Olur, saçma değil olur mi? Yani doğru. Evet. Çılbır bunu böyle diyorsun. Döküyorsun yavaş yavaş lifler oluşuyor. Ha. Lif 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 lif. Yerken. Allah şimdi bunun Allah. Tadını baktıracağım sana. Biz bu ne olacak çorba dediğin şey 5 dakikada tabii pişer canım. Yani. Pişer, o pişer. Yüzden de o pişsin. Ben bir ara belki seni hani bir saniye yalnız bırakırım. Gelirim bunu yaparım dönerim. O da olabilir. Olur tamam okay, o sırada ben kendi kendime konuşurum. Yapmadığım şey değil. Çıkarıyorum bunu. Ya Mete ya. Kendi kendimle çok tatlı sohbetlerim var benim. Evet çok görüyorum, görüyorum görüyorum. Görüyorum deme. Görüyorum deme niye? Görüyorum uzaktan görüyorum diyeyim en azından. Evet haydi o zaman o gidelim hadi, çay içelim. Arzu bize çay yap lütfen hadi gel. Güzel oldu ya. İzlemeyen yok. Görülmemiş bir karakter. Çok acıklı ya. Çok üzülüyorum. Neden acaba ya? Ya bu çok emek verilen bir iş. Aslında ama ya. Öyle ama biraz böyle geçiştirdi gibi geldi bana. Aman ölümlü dünya. Ben bir daha o kadar iyi oynamadım. Ben yetiş tabii. Suzan hattı. Aynen ya vallahi. Kafayla gitti. Mühendisi getirin bana. Unutma beni. Hop bakıyorum. Başka bir hikaye. Zaten bir hikaye. Nereye gideceksin? Buraya mı gideceksin? Baş misafirim böyle oturuyorsun. Oh. Efendime söylüyor. Biraz bir çay kahve içelim önce. Ne içersin önce? Çay içerim vallahi. Çay. Arzu. Arzucuğum. Zahmet olmasın Arzucuğum. Arzu bak. Arzu'yu da biliyorsun tabii sen. Bilmem canım Arzu. Kaç i̇şte sene çalıştık böyle... Arzu'yla. Ya Arzu. Öyle bir geçer zaman ki ekibi. Ya. O arada Arzu evlendi, çocuğu da yaptı, büyüdü kızımız çocuk ya. Çocuk vardı zaten biz, i̇şte değil mi? İşte size geldiğinde vardı. Tabii, ben de 14 yaşından vardı. Beri. Sen kaç şeyde çalışıyorduk, anlatmıştın hikayesi Arzu'yla tanışmanın. Ya. Senin o zaman sen zaman. Nerede çalışıyordun oraya geçmeden önce? Öyle bir geçer zamankine şeyi bitirmiştiniz. Ha yok. Hatırla sevgilim. Hatırla sevgilim. Evet. Ha, o da güzel. Evet evet aşkım benim. Bize çay verirsen Arzucuk benim hep beraberiz biz. Vallahi. Sen biliyorsun artık. Biliyorum biliyorum. Mete'nin nasıl içtiğini, çayını, kahvesini. Ben bir söyleyeceğim. Biraz çay içiyorum ben ya.
Ben bayağı de içiyorum. Çok. Arzu'ya dedim ki Mete geliyor dedim. Ay Hüsnü abi yemek hazırlayalım. Çok sever dedi. Dedim ki yok sen öyle zannet dedim. Şimdi setimizde Mete çorbalarını içiyor. Vallahi detoksunu işte, yapıyor. Detoks helal olsun. Ya. Vallahi ya, olmayınca olmuyor işte. Kilo oluyor. Müsait bir de vücut müsait biliyorsun bizim genleri. Evet. Yani yedikçe içtikçe oluyorsun böyle şey gibi. Hamur severim. Olmuyor. Hamur. Uf börek hamur. Evet. Ama çok sağlam gidiyorsun. Bak şimdi ben tabii ki bu mevzuya giriyorum sevgili izleyicilerim. Ben seni böyle şey yapıyorum sanki evde muhabbet ediyormuşsun. Sen bilmiyorsun sen. Sevgili izleyicilerim biz şimdi aynı setteyiz ya. Ayrılsak da beraberiz diye bir sitcomumuz var ya. Oradayız. Dolayısıyla ben her şeylerini görüyorum onları anlatacağım. Sizi dedikodu yapacağım. Efendime söyleyeyim. Ben orada görüyorum çorbalar. Özenli, dikkatlisin. Hele dün. Yani dün. Dün, ne dün simitleri dün, görüp dün, alın bu Allah'ım simitleri ya. Buradan dayanamayacağım. Ay şey de öyle, şakrak da öyle. O da diyette, o da sporda şeyde. Böyle simidi ağlayacaktık. En son böyle bir lokma yiyecek. Sen bu kadarını ye de ben bu kadarını böyle eme eme yedik böyle. Ya işte insanın böyle bir yokluk şeyi oluyor vallahi ya. Ama işte yiyince de kilo yok, alıyorsun. Yok iyi yapıyorsun. Onu ayarını tutturmak gerekiyor. Yani sizin ya ben gibi... bu işi yapmıyor olsaydım vallahi benim hiç ömrümde benim ne diyetle ne çok da böyle bir düzenli sporla hiç böyle bir şeyim olmadı. Ben tiyatroyla tanıştıktan sonra işte konservatuvarın ikinci üçüncü senesinde artık böyle hareket edemeyecek hale geldim. Otururken kalkarken artık rahatsız oluyorum. Onlar dedim ki arkadaş olmuyor böyle sahneye çıkıyoruz nefesimiz tıkanıyor bilmem ne falan. Bir rejimle tanışmam o benim. 22-23 yaşında falan ben bu işi yapmıyor olsam o. 150 kilo olurum herhalde. Aslında ne kadar da iyi yapıyorsun Mete. Çünkü hani sizin gibi kıymetli oyuncuların. Çünkü siz kıymetlisiniz. Hani zor gelen adamlarsınız. Yani gerçekten ben bunu hep söyleyeceğim. Deniz gelmese olmaz. Şaşardım zaten. Evet. İşini gücünü bitirdin mi bugünkü? Teşekkür ederim. Aferin sana. Bak o mikrofon yok ya. Hayır, sizin gibi kıymetli oyuncuların kendini koruması lazım. Ben hani şunun için söylüyorum. Sizin gibi güzel adamların çocukları da doğması lazım. Anladın mı? Hani vardır ya güzel şeyler çıkıyor yani. Hem vallahi güzel... çok şükür güzel oldu ya. Bizim ya. Ama benimki güzelliği anneden. Anne de güzel anne de ondan. Güzel. Aa, lütfen güzel. Esmer yani. Güzeli. Bu çocuk bayağı annenin böyle tıpatıp şeyi. Ya, onun da küçüklüğünü de... bilirim. Elif'in. Ya tabii canım. Bayağı. Aa yani uzun yıllar birlikte çalıştık. BKM'de çok uzun sene önce beraber çalıştın siz doğru. Yani o yüzden de dikkat etmeniz çok doğru çünkü. Ne mecbur şimdi dikkat lazımsınız etmezsek abi, lazımsınız. Türlü yani lazımlıktan ziyade bilmiyorum şimdi lazım ama ben o tarafını şey yapmam ama benim kendimde zinde olmam lazım. Yani ben sahneye de çıkıyorum şimdi oyun da oynuyorsun. Yeni oyun, o oyunda evet. İki saat süren bir performans var bir de böyle bir. Ritmi de yüksek bir peş. Şimdi orada oyunun yarısına ay ben tamam dur bir iki dakika dinleyeyim. Öyle bir şansın yok yani kondisyonun tabii. İyi olması lazım. Setlerin durumunu zaten biliyorsun. Biz bir de dramacıyız. Dramalar öyle kolay çekilmiyor yani zannedildiği gibi. 15 saat 20 saat haftanın 4 günü 5 günü. Bizi geç zaten set ekibi şey gibi böyle yani artık yani prangalı mahkum gibi çalışma durumundalar. Orada biraz düzeldi da, ama değil mi sanki? Yavaş yavaş düzeliyor Suzan. Yani yavaş yavaş düzeliyor. Böyle işte bu sektörel bir takım koşullar var. Onları yerine getirdiğimiz zaman zaten sektör işlemeye çalışmaya başlıyor. O zaman zaten bir sistem oturuyor. Sistem içerisinde herkes rahat ediyor. Bizim biraz daha şu anda piyasa koşullarından evet. Sektöre doğru geçiş evet, evresi. Ama o noktada herkesin feragat edip işte yayın kuruluşlarının, yapım kuruluşlarının ya bunu bir kere artık netleştirmek lazım. Yani üç tane saç ayağında bir iş yapıyoruz biz. Yani öyle bunun sanat kısmı onlar beni mesela hiç ilgilendirmiyor. O izleyicinin karar vereceği bir şey. Ama üretim kısmında bizler üretici ayağı var. Evet. Bir yapımcı, koordine eden ayak var. Bir de yayıncı, kanal sahipleri ya da sinema film yapıyorsan sinema salonları. Bu üç ayağın ortaklaşa bir araya gelip hakkaniyetli bir şekilde bir iş yapın. Ticari bir iş sonuçta bu. Tabii. Yani sinemada olsa, televizyonda olsa bir ticari ayağı olan yani hiçbir ticari ayağı olmayan bir iş yapmıyoruz biz. Hele özellikle televizyon bence. Tabii, yani orada tabii, sanat tabii. Aramanın zaten lafı güzaf olduğunu düşünüyorum ben. Yani televizyondasa ama estetik bir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor. Aynen. O yüzden biz biliyorsun işte yani
Zeynep'i tanıyorsun, Zeynep Tabii Günler'i canım tanıyorsun. Nasıl bir zehir işte o da ya. Onu yani o bu koşullarda yani bir de estetik bir şey nasıl yaparız üzerine koymaya çalışıyor. O da hemen karşılığını alıyor şimdi öyle bir geçer zaman ki baktığın zaman izlemeyen yok neredeyse. İzlemeyen yok. Bir yani hikaye 25-27 reytinglerde bir sezon boyunca daha sonra ikinci ve üçüncü sezon bu piyasanın sektöre dönememesinden kaynaklı sebeplerle düşüş yaşayarak bitti gerçi ama bütün diziler öyle oluyor biliyorsun. Evet. Top noktaya geliyor. Şey gibi 3 yılı var en çok gibi. Yani evet 3 yılı yani işte birkaç tane böyle sayabiliriz 4. 5. yılı ama hep böyle tavsayarak biraz böyle çünkü hikayeyi yürütmek zorlaşıyor bir şekilde. Ama o neler tempoda, çıktı o işten o, değil mi? O işten neler yani, çıktı? Ne oyuncular çıktı. Neler çıktı. Mesela bir şey hatırlıyorum. Mesela sen tabii ki Nefes'le biliniyorsun. Yani Nefes'le tanındın ama. Evet. Şimdi oradaki Soner. Öyle bir geçer zaman. Oradaki gidecek. Soner birdenbire hani zembille bir adam geldi oraya. Hiç bugüne kadar hani görülmemiş bir karakter. Başka huylu bir adam. Evet. Edası Anladım. Haliyle başka bir adam. Hakikaten. Evet, enteresan bir adamdı. Senin yanındaki Renan neydi o? O Süleyman. Yani o Renan'ın o hali, o Çok Süleyman. Önce. Yani ben şöyle oldum Renan'da. Tamam, tanıyorum Renan'ı 300 yıldır. Evet. Ama Renan ne yaptın abi sen? Yani orada... O işte şey yani benimle Renan abinin biraz böyle kimyasının tutması Hiç çok güzel oldu. Bir de dizilerin en büyük şansı şöyle bir şey oluyor. Şimdi yayınlanıyor. Yani her hafta yayınlanıyor ve sen o tepkilere göre hareket edebiliyorsun. Tiyatro gibi değil, oyunculuğu yani sinema gibi değil. Tabii. Çekip bitti buyurun izleyin değil. Çekiyorsun, abi seyircinin bir tahmin etmenin ya da tahmin ettiğin bir şey oluyor. Ondan sonra daha böyle bir yolunu çünkü uzun süreli bir şey. Şimdi biz Renan abiyle hikayemiz çok mu? Şimdi Soner'le Süleyman'ın hikayesi. Soner işte kıza bir jest yaparak onu gönlünü alacak kardeşine ayarlamaya çalışıyor ya güya. Acıklıydı ah, yazık, çok ya. Acıklı ya. Çok üzülüyor. Ben Soner'e çok üzüldüm ya oynarken. Yani o işi çözsün diye telefon açıyor mesela Kırtasiye'den hiç unutmuyorum. Süleyman nerede? Süleyman eve gelsin. Birine diyor ki Süleyman'ı bulun eve gelsin. Sonra ben Süleyman'a o görevi yapıyorum. O görevi hallediyor. Sonra seyircinin Süleyman'ı Soner'i sevmesi şey yapması... Süleyman bir an zaten evde yaşayan bir Tabii. adam oldu. Benim aslında bir gizemli bir adam oldu. Bizim çocukluğumuza kadar gitti. Biz aslında çok uzun zamandan beraberimmişiz gibi. Öyle bir hikaye bir genişledi şey oldu. Süperdi yani kendi işte o da biraz önce söylediğin gibi yani oyuncu performansıyla gelişen senariste de güç veren. Fikir veriyor tabii. Tabii fikir veriyor canım. Alan açıyor orada hareket edebilme kabiliyetini sağlıyor. Peki Nefes ondan önceki Nefes'te senin şeyin neydi yani çok çünkü çok çok dikkat çeken bir roldü o. Evet ya iş ve çok öyle işler yapıyorsun iş. Zaten ya. Yani vallahi o dönem benim tiyatroyu bıraktığım dönem Suzan. Yani tiyatroyu bırakma sebebim de ben biraz böyle bir yabancı oyunlara karşı biraz böyle soğudum. O dertlerin, o hikayelerin benim reel birebir izleyicimi çok ilgilendirmediğini evet, hissetmeye. Bu toprağa ait değil. Yani her ne kadar şey olsa da evrensel olsa da direkt bu toprağa ait olmayan hikayeler olmasından mütevellit ve yıllarca da yapıyor olmaktan aldığım alkışı biraz hak etmediğimi düşünmeye başlayıp ya yapmayayım o zaman ben bunu yapamıyorsam demek ki yapmayayım deyip benim bu memleketle ilgili bir derdi anlatmam lazım arkadaş diye düşüp Allah'ın da işte madem öyle ya. Al sana dedi nefes geldi. Yani evet. 40 senedir bizim ülkemizin bir fiil yaşadığı bir meseleyi hiç biz ne tiyatro oyunu ne sinema filmi ne roman ne bir sanat eserinde görmediğimiz bir meseleyi nedense Hiç olaydı bir de. Nedense onu da bir soru işareti koymak lazım. Neden acaba yani? Öyle bir film denk geldi. Çok objektif olmaya çalıştık o filmde de. Yani işte bir hamasetle bir askerin bir hamaseti ya da dağda bir dava üzerinde duran bir adamın hamaseti değil. Biz objektif olarak orada Şimdi tabii ki herkes orada bir asker militer bir film diye herkes bir böyle bir tavır evet, tepki evet. de gösterildi o dönem. Yani askercilik mi oynuyorsunuz falan gibi. Biz tabii asker tarafına daha işte askerlik meselesine daha yakın olan bir gözle. Tabii Çünkü ki. Oraya yakınız durduğun zaman durduğun yerde orayı anlatmaya çalıştık. Bunu tabii ki diğer taraftan da anlatmak gerekiyor.
Bunu aslında bu meseleyi her taraftan her taraftan biraz izleyelim mi? Vallahi mi? Hadi. Ne izleyelim. Diyorsun? Sen Melik Okuncu İstanbul, emret komutanım. İstanbul'u. Öldür sen. Sevgilin var mı İstanbul'u? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısı ise başka biriyle evlenecek artık. Öldür oğlum sen, öldür. Annenizin gözü yaşlı. Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini ovuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Evimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimseye ama geçmiş bir köşeye içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle, tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Müthiş bir iş. Ya bu çok emek verilen bir iş biliyor musun? Biz 21 ay çektik bu işi. 21 ayın çok emin değilim. Tarihler çok kafamda kalmaz benim ama 3 ayı diyeyim sana. Geri döndük İstanbul'a. 17-18 ay biz dağdaydık. Yani bir ekip, oyuncu ekibi. İşte yanımızda şey işte yönetmen yardımcısı işte 5-6 arkadaş daha böyle bir 40 kişilik ekip biz böyle dağlarda. Sana da iyi bayağı, gelmiştir biliyor iyi musun? Suzan, yani benim ondan sonra hayatım gerçekten çok o dağda kalma meselesi evet, çok acayip. Çok. Çünkü sen birazcık böyle kendine hesaplaşan bir adamsın. Evet, yani ben muhasebeciyim seni... ben. Söyledim ya sana. Vallahi orada bak. Bir düşünerek söylemedim. Vallahi ya. Aslında ama ciddi, ya. Öyle ama ben kendimi gerçekten öyle şey... Ya ben hep muhasebe yaparken buluyorum kendimi. Gerçekten de çünkü hani ben sette şimdi... Hani senle sana makyaj yaptım ayrı. Seni Mete seni olarak tanıyorum yani, ayrı. Evet. Ama bir de işte görünce ayrı. Çok çalışıyorsun. İşin her tarafını merak ediyorsun. Evet. Hani sadece ben oynamayayım, kameramanın ne yaptığını bileyim, çaycının ne yaptığını bileyim, tabii, kostümün ne yaptığını bileyim. Onu bileyim, televizyon ne demek rating falan. Rating nedir, onların hepsini bileyim. Evet. Yani hani kameramanla olduğun diyaloğu prodüktörle de sağlıyorsun. Yani hani bu acayip ama işte bu senin gözlem ve çalışkan tarafın yani. Ben çünkü onu fark ettim çok fena yani. Sette öylesin yani artık. Yani aslında çok tembel bir adamım. Ama yani bak şimdi yapsan... bazı şeyde tembel, beni de bırak ben evde ütü yapmam bana tembel ay, kadın dersin yani. Aynen ben de ama demek... işi yaparken de dört başı mamur bir şey yapman gerekiyor. O yüzden biraz önce anlattığımız tam sektörel anlamda çalışamadığı için herkesin o sistemi kendi için kurması gerekiyor. O zaman da her şeyden bir bilmen gerekiyor. O öyle nereye gider, bu ya. Böyle nasıl olur, bu ne renk olursa şöyle olur, bu nasıl böyle olursa fikir vermek. O ya saçı... Makyajı böyle mi, kostümü şöyle, ya bunu şu saat mi yayınlasak, şu saatte reyting şöyle de, şu gün mü acaba gibi istişare dediğimiz yani beraber fikir üretmek ve bir güzel bir fikri bulmak amaçlı bir şeyden otomatik öyle olmak şey zorunda gibi olmuş oluyor. Senin için hani sanki bak şu anda o geldi aklıma böyle hani o dağda yaşamak hani vardır ya eskiden bir mağaraya kapatırmış İzvaya kendini ve hayata dönermiş. Evet. Oradan başlarmış her şey artık. Vallahi öyle. Bak şimdi sen senin, söyleyince bak ben tekrar benim, bana da onu hatırlattın yani. Şu an. Yani sen o dağa çıkarak aslında hani bir yukarıdan bir eski bakı. Eski hayatı böyle bir orada bir demleyip yeni bir hayata baş. Aynen de öyle oldu hakikaten. Yani şimdi sen onu söylediğin zaman benim gözümün önünde zirvede 2360 metrenin zirvesinde oturmuşum böyle güneş doğuyor yavaş yavaş aşağıda bütün böyle vadiyi görüyorum falan öyle kayada böyle otururken kendimi gördüm yanında yeah. Öyle geçti aylarımız ve orada tabii ki hesaplaşma sorgulama tabii ki büyüme hayata başka türlü bakmaya bakmak çünkü fırsatın olmazdı belki şehirde her şeyin yok, hayatta bir nedeni var yani aynen. Ben hani insanların hayatına giren filmler yani biz film gibi bakmıyoruz ki hiçbir şeye sinemacılar yani onun bize kattıklarına bakıyoruz sadece mesela o nefes filminde mesela uyursan ölürsün o nasıl çıktı o laf mesela. Vallahi o an çıktı biliyor musun? Yani bu senaryomuz yoktu bir kere bizim. Ya vardı bir senaryomuz da hatta böyle 30 draft'a ulaşan 30-35 draft'ı değişik şekilde
yazılmış, üst üste yazılmış senaryo ama biz hiçbir zaman bir senaryo açıp ezberleyip de oynamadık. Genelde o gün ne çekeceğiz, nasıl bir durumu çekmemiz lazım deyip doğaçlama. İşte. Ama bir, bir efsaneye neden oldu yani. İçtima sahnesi de bir o an yazdığımız senaristim zaten hep yanımızdaydı. Ona peçetelere yazdığımız şey şunu söylerim, şuradan şunu der falan zaten öyle oluyordu. Gelip yazar diyordu, burada ne dersin? Ya diyorum ben nereden bileyim, nasıl ne diyeyim? Yüzbaşı sensin derdi yani. Yüzbaşı burada ne der? Bu duruma ne der? O zaman ha oluyor. O zaman çok içinden çıkıyor. İşte. O zaman ya bu adam oynamadı mı acaba? Bu adam gerçekten mi yüzbaşı diyorlar? Yani ben ikna edemedim insanları. Çünkü şeydir böyle bazı filmler mesela hani koyarlar ya böyle 100 yıl, 100 yılın 100 filmi, 100 yılın 100 öpüşme sahnesi, 100 yılın 100 kavga sahnesi bilmem ne gibi. Bence uyursan ölürsün lafı da bu 100 yılın içinde güzel. Hani mesela rüzgar gibi geçtideki bir şey veya Charlie Chaplin'in o Hitler sahnesi bilmiyorum mesela Allah, gibi. Siyat falan yapıyor böyle, 100 film bir şeyleri yapıyor. Oraya sokuyorlar mı acaba bilmiyorum. Hiç bu da öyle bir şey. Öyle bir cümle olmalı. Çok şey yapılmadı Nefes filmi ya o dönemde. Bilmiyorum biraz böyle bir ama insanlar. Ama hakkını bulmadı mı sence? Bulmadı mı diyorsun? Yani şey olarak bulduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani seyirci anlamında izleyen halk. Mesela Adana'da en iyi film halk jürisi tarafından seçildi. Ya o benim tabii hoşuma gidiyor şey ama bir böyle bir sanat camiası diyebileceğimiz bir şeyde bir Yeşilçam'da ödül aldı galiba Nefes filmi. Çok böyle biraz böyle geçiştirildi gibi geldi bana Nefes belki filmi. Politik çünkü nedenlerden de olabilir. Olabilir. İnsanlar da belki böyle bir öyle bir şey. Çünkü benim kendi alışılmış arkadaş çevremde... Alışılmış bir şey de değil. Değil. Kendi arkadaş çevremde mesela şeyi çok yaşadım. Asker filminde oynayıp bana küsenler oldu. Metafaşist olmuş diye. Ha. Asker ya. Asker oynamış ya. Yani ama aslında film. Bütün her erkeğin hayatında olan bir şey. Herkes ya faşist arkadaş, mi yani? Ya arkadaş ülkende savaş var. Sen hayır her erkeğin hayatında yapması gereken bir şey yani. Yapıyorsun mecbur yapıyorsun yani mecburiyeti olan tabii. Bir şey. Yani o asker hikayesi. Öyle bir tabii bizim sanat dünyasında bir oturmamışlık var. Böyle bir sıfatlarla içerik arasında sıkıştırılmış böyle birbirine oturmayan sana bir şey var. Herkeste yok. Herkeste yok. Yani gerçekten bak çok profesyonel insanlarda bunlarla karşılaşmıyorsun. Biraz böyle hani kendini geride çık seyirci olan seyirci olan var. Bak bunu ben hep şuna benzetirim. Mesela şu şurada duruyor. Tamam mı? Birisi oradan seyrediyor, geçerken çarpsın da düşsün diyor. Onu öyle yapacağına sen it bunu da yardım et geçerken çarpmasın biri yani. Biri çarpar düşer düşmesin. Çünkü o sen orada seyircisin. Şimdi onu çarpacak ve düşürecek. Bak bu düşürdü bak bu düşürmedi. Yani doğru diyorsun. Hani bu ev şeydir de yani evindeki yani hayatındaki bir insan da vardır. Bak dikkat et böyle seni seyreder. Yani ne zaman hata yapacaksın diye seyreder seni. Bunlar hayatımızda hep var olacak yani. Yani bu iyi kötü bir şey gibi oluyor. Yani yapacağın işlerde biraz böyle bir şey oluyor ama yani çok da boş ver yani. Aman ölümlü dünya. Tabii aman canım. Aynen öyle ben yani. Ben şimdi bana söyle böyle diyorsun işte nefese uyursan ölürse oh benim içimde çiçekler açıyor, güller açıyor. Ama oh, öyle yani gerçekten ya literatüre diyorum. Girmesi gereken yani, bir cümle. Çünkü televizyonda gördüğümüz yani anda o, ne diyor bu adam diye dikildik o kelimeye. Evet yani o bilmem ne şeyinde sinema tarihinde orada burada falan geçer geçmez bilmiyorum ama ben bir yerde geçerken İzmit taraflarında bir çocuk parkın oradan geçerken basket oynayan gençlerin birbirine işte uyuma uyursan ölürsün diye duyuyorsun. İşte o zaten geçmiş o. Yani anlatabiliyor musun? Sen istersen listeye al, istemezsen alma. Yani o çok şey değil. O insanlar izledi, beğendi. Güzel, gerçek kesitli bir film oldu. Acaba gerçek mi, kurgu mu işte, sorgusu oldu. Zaten benim o oyunculuğumun orada. En üst seviyesi oldu. Yani ben bir daha o kadar iyi oynamadım. Yani benim en tabii yani Nefes filmindeki yüzbaşı yani ben yani oynarken herhalde dedim bu kadar. Daha ne oynayabilirim? Daha ama neler Allah çıkacak? Da nasip etsin inşallah. Daha sonra Soner çıkacak. Geldi işte. Ya. Televizyonda da ödülü, en şey o oldu. O Soner'in hali neydi ya? Neler İnanılmaz. Vardı o Soner? Ne sahneler biraz, vardı onda? Biraz oraya dönelim mi? Ona da mı dönüyoruz? Ya dönelim ya. Çünkü
Çok yani, acayip oldu bu program benim çok, için. Ya, bu adamları böyle arka arkaya görmek falan. Hatıra kalsın inşallah. Bıyık hikayesini de ben tabii ki orada ilk bıyık yapan benim. Anlat. Evet, anlatacağım onu sonra. Bir sen anlarsın beni. Başka kimse anlamaz. Deniz'e kötü davrandığımı zannediyorlar. Ben Deniz'e niye kötü davranıyorum? Deniz benim kızım. Aklıma bazen kötü düşünceler üşüşüyor. Kendimi Deniz'e kızarken buluyorum. Vallahi bak, yani. Şimdi buradaki tip tabii ki benim için çok önemli. Çünkü Kanal D o sırada set hazırlanmış. Galiba bir sorun çıkmış makyaj ve saç ekibinde. Öyle bir şey vardı. Ondan sonra ben de böyle nöbetçi makyaj durumu var ya benim. Atla Suzan gel. Ben yetiş tabii, Suzan. Alo Suzan. Topladım ekibi. Bir gün kala bak. Topladım ekibi. Gittim mekana. Her şey hazır tabii. Hani set hazır. Ertesi gün işe çıkılacak artık kadar hazır yani. Ondan sonra biz başladık. Ben tabii ki şöyle bir şey. Oturdu işte Kanal D yönetimi, yönetmen, sanat yönetmeni, yapımcı falan herkes oturuyor, oyuncular. Ben resmen böyle şey bant usulü çalışıyorum. Hepsi yine orada oturuyorlar. Ben birini alıyorum. Sadece soruyorum hani senaryo gelmiş bana okumuşum. Kıza bu diyorum ki oynuyor? Evet bu ne oynuyor tamam. Hop bir şey yapıyorum. İtiraz şansı da yok. Çünkü şansları yok artık. Ben zaman kalmamış. Zaman kalmamış. Evet. Dolayısıyla ben nasılım biliyor musun? Oh bana kalmış. Her şey istediğimi yaparım. Bu diye. Şöyle, bu da böyle. Aynen. Fakat Allah'tan işte ben de gitti. Ben hani bu konuda yetenek hiç mütevazi yani olamayacağım. Gerçekten. Tecrübe. Çünkü ya bu mütevazı olunca çünkü Allah vergisi olan bir şey. Yani bu belki de be Mete. Valla çok yani ben kendimi gerçekten bu konuda hakikaten hiç mütevazi olamayacağım. Girdiğim anda ben bu anlamda işimi bitiririm yani. Sen hemen dedin, şu aldım oyuncuları. Tek tek karakterler gözümün önüne geliyor. Bizim yenge mesela. Zeyno'nun oynadığı yenge o saçlar maçlar. Onlar hepsini ya. Ama bütün o karakterleri. Bizim aileyi işte Farahlar şeyler falan. Ve hepsine falan şöyle bir duruyorlar bakıyorlar bana olur mu diye. Bir bakıyorum fıs fıs bir kenarda konuşuyorlar. İtiraz yok. Yani bir tip yaratıyorum, itiraz yok. Bir tip yaratıyorum, itiraz. Aylarca konuşmuşlar Mete. Olmamış. Aylarca kadın konuşmuşlar. Geldi bir günde yaptı. Geldim tak 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 tak. Tabii buradaki özgürlükte şu var. Şimdi bir ensende birileri seni seyrediyor ve bekliyorlar. Ne yapacak artık zaten her şey. Hani onlar da çünkü heyecanlılar. İş başlayacak artık yani. Artık ve, ayı bağırıyor evet arkada yani. Evet yani ha, ensende birileri duruyor fakat her döndüğünde böyle bir memnuniyet görüyorsun ve sana saygıyı görüyorsun ve artık teslim olduklarını görüyorsun. Birden ikiden sonra tamam dediler. O teslim olduktan sonra da sen daha da yaratmak istersin. Ben çünkü öyleyimdir. Ben şımarıklık herhalde biraz beğenildiğimi hissettiğim anda daha çok şey yapmak isterim. Bu kadar tamamdır demem yani. Vallahi şımarıklık bunun şöyle bir şey olursa şımarıklık olur. Yani o beğeni senin yaptığın işi kötülüğe götürüyorsa o şımarıklık olur. İşte bilmiyorum. Ben ama senin yaptığın yani sana motivasyon oluyor. Birazcık şey seviyorum böyle. Aha Suzan çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş dedikçe. Sen daha güzel ben şey yapıyorum. Başlayayım. Daha güzel olabilir. Tak daha güzel süper olabilir bir şey daha. Daha çok güzel olabilir. Şey evet öyle yapıyorum. Ya bu mesela şımarıklık rahatsız edici bir şımarıklık değil. İşte yani bazen işini kötü kullanıp da seni kötücül bir adam yapıyorsa şımarıklıktan rahatsız yok, olursun. Yok, yok. Öyle bir yani, durum yok yani. Eğer karşıda bir şımarıklık hissediyorsan ben dururum. Evet. Bak. Öldürsen beni bir tokat akmam fazla. Bak öldürsen. Bir şımarıklık hissettiğim zaman hani şöyle bir çünkü ben profesyonel olmayanlarda yaşadım ben bunu. Mesela benim ilk koltuğuma oturdu. Ay Suzan hayalimdin sen benim makyajımı yapman. İşte buydu falan. Hani makyajımı kim yaptı desem Suzan'ı isterdim falan oturdu. 3 yıl geçiyor. Bir resim getiriyor. Acaba şöyle olsa mı? Benim koltuğuma oturduğunda o aşamayı geçiyor. Ben hala aynı yerde duruyorum. Geçiyor. Bir 3 yıl sonra ben böyle istiyorum diyor. İşte o böyle istediği diyorum dediğin gün toka sen zaten bana kalmaz sen artık bitersin. Sen, evet. Çünkü sen şeyini kaybetmişsin zaten artık. Teslim olmayı, evet, camiaya saygıyı, efendime söyleyeyim senin için bir şey
yapılmasına yani izin vermemeyi. Bir basamak daha atacağın o yapıcılığı kaybetmiş Çünkü oluyor. Sen camiadan destek alırsan güzelleşirsin. Seni beslerler onlar. Yani sen farkına varmadan seni süsler camia. Tık 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 alır. Kimse aslında gerçekten çok profesyonel birine daha ben görmemişimdir ki birisi sekte vursun. Doğru diyorsun. Bırakır gider abi. Çünkü o giderse ben de gideceğim onunla beraber. Çünkü sen beni, sen ben senin makyözümsem sen ileriye giderken beni isteyeceksin zaten. Beni bırakmazsın ki arkanda. E ben niye sana daha fazla bir şey yapmayayım? Niye beraber yürümeyelim Hollywood'da veya bilmem neye? Neyse artık yani. Anladın mı daha yani? Daha iyi bir şey, daha güzel bir sinema onun için, filmi neden yapmıyorsun? Yani bu camiadaki profesyonellerin benim hayranlığım ömür boyu gözlerim dolar benim. Benim ömür boyu bitmez. Yani sadece çok da var ya değil mi? Çok öyle insan var. Sen zaten çok var Mete. Çok gerçekten çok güzel insanlar. O kadar var. Saygı duyuyorum ki onun yönetmene saygısı, o sete bir dakika geç kalmaması, o stresi. Örnek almak lazım işte. Yani geç kaldıysa sen kendinden biç. Sen bir bak şuraya geldin. Bana programıma geldin ya abicim yani hani hakikaten. Ben senin evine geldim hiç programı misal falan. Misal yani hani değil. Şey gibi geldin hani hiçbir karşılığı yok bunun. Saatinde geldin, dakikasında geldin, giyinmişin geldin, süslenmişin geldin. Benim için bir pantolon giydin geldin, benim için tıraş oldun benim için. Yani o şey abi ben nasıl yani? Saygı duymayayım sana şimdi ya? Canım, anladın o mı? O şey değil zaten ya ama boşver. Yeni dizinde ne yapıyor diyene? Ya vallahi. Peki bu yeni işi konuşalım azıcık. Konuşalım. Senin nasıl, bu kulis işe nasıl, heyecanın, kulis? Algı, Hatice, Bülent, daha da canavar. Ya müthiş ya. Yönetmenimiz ekip nasıl lokum ama? Bora. Ekip. Bora. Yani biz Birol'la çok güzel, Birol abiyle böyle çok güzel bir şeye girip abi dedim işte kız şu olsa işte şakrak işte o dedi ki işte kızın annesi Hatice olsa işte dedi ki dekoru dedi şu zaten dekoru böyle bir şeye Bora dedi yönetse falan böyle Acun'la beraber biz böyle üçümüz Acun ben Birol durup süper böyle oldu. Bir ekip böyle sonra Acu tabii şey Şampiyonlar Ligi oldu bayağı falan bak diye. Bak şimdi böyle. Onu diyecektim. Yani hani sitcom'un Şampiyon Ligi var şu an sahne. Yani tabii böyle büyük büyük şeyler söyleyip zaten. De yani bu Şampiyonlar Ligi aman efendim niye biz ne kadar söyleyeyim abi. Acayip Hayır, bir iş yapacağız anlamında değildi. Kusura bakma söylemeyeceğim. Yani böyle hiç bir mütevazi olmayacağım. Vallahi olmayacağım. Çünkü tamam sen neden ol, ben olayım. Evet sen ol. Tamam. Ben olmayacağım. Çünkü çok iyi bir prodüksiyon. Evet. Yani sitcom'u çok evet. iyi bilen bir birisi var. Çok iyi çeken yani. Bir yönetmen var. Kesinlikle. Çok iyi oynayan oyuncular var. Beni sayma. Çok iyi oynayan, evet. Ben öğreniyorum. Çok iyi çok iyi oyuncular var. Çok iyi bir kanal var. Evet. Çok iyi bilmem ne var. Çok iyi seyirci de. Bak seyirciyi aptal yerine koymak kadar diyor. En büyük salak. Bu kadar ben seyirci bunu saçma görür bir şey ve görmedim yani. Seyirci seni kaç sever. Ve bizde çok yapılıyor. Tiyatroda da çok yapılıyor biliyor musun ya. Yani anlamaz onlar diye bir laf vardı bizim. Olur mu öyle şey? O ne demek ya? Sen anlıyorsun da o mu anlamayacak? Sen yani şu an var ya bizim şuradaki kılımızı görüyorlar ve şunu kenara çekse ne güzel görünür der. Ya gözünün oradan ya şu an ver telefonu konuşuyor. Gözünün ferindeki arkada geçen duygunu söylüyor sana. Sen ne diyorsun? Sen orada gülümseyerek şey yapıyordun ama kızdın aslında değil mi diyor. Yani yemezler. Biz yemezler. Yemezler. Bizde çünkü Avrupa'daki ya da diğer işte Amerika'da çok hakim değilim oradaki sosyal hayata da bir sistem içerisinde herkesin rolü belli bir hayat yaşamıyoruz biz. Bizde herkes duygular. Her rolü oynuyor zaten oynanıyor. Bizde. Oynanıyor, oynandığı gibi de izleniyor. O yüzden bizde o refleks zaten var. Bizde seyirciyi kandırmak çok zor. Sen ne İkna diyorsun? Olmaz. Aa, hem de nasıl ya, yani? Bir gece önce bilmem yorulmuş musun diye gözünde ne anlıyor? Bu uyumamış dün hiç. Gece diyor. Sana ne yok, oyununa bak. Yok, ona da görecek. Her şeyi görecek. Yüzüğünü görüyor, tabii. Küpesini görüyor, çünkü bilmem yani ne. Yani hayatta oynanıyor zaten. O şey yapmıyor ki öyle bir yani sistematik bir hayatı gir çık. Gel çalış git falan öyle bir sistematik yok ki. Zaten hayat içerisinde bir oyun içerisinde. Şimdi çıktığın zaman zaten oyun var. Oyunun bir üst kademesini yapman lazım ki o böyle ha bak ne güzel diye girsin. Çok kaliteli bir seyirci. Bence çok sevdiler bizim işimizi. Biz bunu hissettik zaten Allah'a şükür. İnşallah. Bir valla, izleyelim daha da mi? İyi olur. Öyle mi diyorsun? İzleyelim hadi ya izleyelim. Lütfen. Hadi, hadi izleyelim. Hastayım sana be. Hastayım sana. Hasta etti beni hasta. 3,5 milyar erkek arasından gidip de kendi ruh ikizimi ben 3,5 milyar erkek arasına seninle mi evlendim? Boşanıyorum. Sen bensiz bir hiç olacaksın Teoman Bey. Geç annem benim annelerin güzeli. Gel boşanma arabamıza kurulalım anneciğim gel.
Başarıyorum. Heyecan. Ay, bilerek yapıyorlar. Biz sakin oluyoruz. Ben seni mutlu edemedim. Ama inşallah yani gittiğin yerde mutlu olursun. Umarım sen de gittiğin yerde mutlu olursun diyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir yere gitmiyorum. Ya burası benim evim. Ben burada bir yere gitmiyorum. Git be! Benim evim. Şu haline bak ya. Kozalakları ben ellerimle topladım be. İşte. İşte mi? İşte. Aldı başını gidiyor dizi ya. Ne iştesi ya? Ya bilmiyorum. Vallahi süper süper. Ben tabii ki bana da verilmiş bir hediye olarak sayıyorum buradaki rolümü. Çünkü çok keyifli. Hani, çok keyifli bir rol. Yani hakikaten. Bizim senin beni seçmen, yani ekip olarak buna karar vermemiz gerçekten. Hani baksana bu kadar mı olur? Ancak ben doğurabilirim seni ya. Ama yani o kadar benziyoruz hakikaten. Vallahi. Hakikaten. Yani kim herkes oynar, bak daha bu kime söylediysen başlamadan önce. Bir anda herkes, oturuyor değil mi böyle? Aa süper dediler yani. Ya aynıyız çünkü yani. Memleket de aynı. Aynı. Köyümüz aynı neredeyse yani işte. Memleketle böyle. Bağ var mı? Çok yok. Yani bizimkilerin gelişi ilk gelenler. Bursa'ya yerleşmiş bizim klan geldiklerinde işte 1900'lerin. Bosna'dan değil mi sizinkiler? Sarayova'dan. Sarayova'dan. Yani. Sarayova'dan gelmişler. Sonra biraz da bir şey. Benim mesela anneannem falan Türkçe bilmiyor. Boşnaklar Boşnak. Bilmez eskiler. Evet. Evet aynen. Boşnakça konuşuluyor. İşte Orhan Gazi'ye yerleşmişler ama sonra işte annem mesela şu an çok iyi konuşur ama bizim jenerasyona dil yansımadı mesela. Evet. Biraz böyle işte yani işte herkes ortak dili kullansın meselelerinden ziyade herhalde. Bak Ayşe Kulin bir laf etti bir belgeselde bu Biz Yolcular diye bu şeyin. Göçmenler üzerine. Evet yapılmış bir belgesel. O belgeselde çok önemli bir cümle kurdu orada Ayşe Kulin. Zaten yazar kadın zaten yani, yani doğal cümleleri olarak. Hepsi. Ya diyor ki bize diyor başka dil öğrenmemize izin vermediler. Burayı vatanımız bilelim, bilelim diye. Bilelim diye tabii. Yani o yüzden de hani aynı şeyi yapmışlar. O zaten mesele o zaten. Ama yani o çok anlaşılabilir bir şey. Yani, tabii ki. Bizim memleketin durumunu iyi anlamak lazım. Yani hep bir arada çok durmaya karışık, çalışan çok. Aslında çok basit. Çok aslında şey, ama çok karışıkmış gibi görünen bir durum. Yani biz yani hakkaniyet üzerine bir arada anlaşmış beş benzemez milletin bir arada durduğu bir yeriz aslında. Yani bir ayrılmaya kalksa çok ayrışırız. Çok farklı insanlar. Evet. Ama kendi ortak içinde nokta, de oho. Tabii kendi içinde bile ya. Boşnaklar kendi içinde ayrılıyor işte. Yani o şey bile ayrılır. Yani Karadeniz bölgesi, Doğu bölgesi, tabii, aşağı tabii. Frigya, Likya yani... Ama mesele hakkaniyet meselesi. Yani bizim ortak noktamız aslında o. O onun zaten biraz böyle sallanmasından dolayı bu son yüzyılın sıkıntıları yaşanıyor biraz bizde. Yani onu bir oturtsak... Şey devam ediyor mu Mete? Yani evde bu gelenekler sürüyor mu? Mesela bazı şeyler hissedebiliyor musun? Mesela senin çocuğuna geçer mi diyelim ki yani hani galiba bir şeyler görür mü o? Galiba ben asimile olmuş bir jenerasyonum. Galiba öyle bir yani şey mesela... var. Yani annem... Anne yemekler olsun, tavır, hal edasında taşıyor onu da sen de. Tabii taşıyor. Ben de taşıyorum yani. Ben de o yani bir genetik var. Ne kadar böyle sosyal hayatı düzenlenir, yine bir o parlama kafayla durumu. Direkt tabii, kafayla direkt dalmak. Kafayla gitme durumu. Biz de biliyorsun yani onlar mesela Boşnak, ooo işte Arnavut, ooo falan. Boşnak sinirli, Arnavut daha sinirlidir falan böyle bir. Ama bir aman anda sönme durumu, evet. Ha, bir anda böyle sakinleşme, bir deli durumu var yani böyle bir anda sinirli, bir anda bizi işte bal falan. Ve kan. Evet. Yani. Bal kan. Bal kan, bal ve kan bizi genetik bizi olarak biz yapan... sirayet edecektir mutlaka. Ama tabii sosyal olarak o kadar sirayet eder mi? Ben o kadar taşıyor muyum o sosyal olarak şeyleri bilmiyorum açıkçası. Keşke etse tabii yani çok güzel bir. Tabii canım bir hikayem var. Başladı. Aynen aynen. Böyle, o böyle bir çok güzel bir esans veriyor insanın sosyal hayatına. İnşallah olur işte babaanneyle biraz daha fazla vakit geçirirsek şeyle böyle bir o da sosyal şeyde etkileyecek haller tavırlar falan da. Ya evet ben bakıyorum kendi kızımda da var. Var. Şimdi senin oğlanda da çaktırmadan çıkacak bir yerde. Bu Allah. Elif nereliydi? Elif Tunceli tarafı. Tunceli tarafı. Oo ne güzel bir karışım. Süper. Mis. Süper. Siz Elif'le nasıl tanıştınız? Vallahi Elif'le bizim çok arkadaşlığımız var. Çok eski tanışıyorsunuz tabii. Arkadan Nefes filminin son senesi. Benim Nefes filminde oynayan arkadaşımın çok yakın arkadaşıydı Elif. Biz öyle bir şeydi zaten komün yaşamayı çok severiz biz biliyorsun tiyatrocular, evet. Oyuncular falan böyle bir
Beraber hareket ederiz, beraber yenilir. Beraber tatiller yapılır. Beraber tatiller yapılır falan böyle. Bir dönemimiz öyle bir grup arkadaş beraber geçti. Nefes filminin son senesi ve sonraki seneler. O dönemden bir 2-3 senelik arkadaşlığımız vardı Elif'le bizim. Sonra böyle bir aşkla beraber bir şeye döndü. Yani böyle bir hayat arkadaşlığına da beraber girelim diye. Çok güzel bir çift öyle oldunuz çünkü. Valla maşallah yani. Bir de meyveniz geldi. De ağacınız hemen, var, büyütüyorsunuz. Yani. Oh. Süper. Öyle bir nasip etti Allah ya Suzan. Vallahi yani çok Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Çünkü hani camiada olup bu ilişkileri dışarıdan bakanlar mesela izleyiciler hep sanki böyle olmazmış gibi gelir bazı şeyler. Ama aslında olduğunun ispatlarından birisiniz siz. Yani inşallah tabii bu süreklilikle alakası var şimdi. Yani bunu bizim bütün hayatımız boyunca inşallah bu düzende, bu mutlulukla devam ettirebiliriz. Ama işte yani biraz biliyorsun bizim taraflarda kafa biraz böyle bir eserikli oluyor ya. Bizim işleri yapan insanda böyle biraz böyle bir... Kafamızı gidip gidiyor. Bir de boşnak ama, tarafı da var. Yani adamın zaten böyle bir eserince double eserek böyle. Ama işte Elif de bunu çok güzel idare ediyor. Çok güzel. Sen de Elif'e. Çünkü evet. Elif de camiadan olunca yani birbirimizi anlayan insanların bir arada yaşaması çok özel. Zaten mesele de o yani anlaşma. Aynen. Ne olacak yani davetesi? Yoksa yani tabii ki egolar, çatışmalar, kavgalar, olmaz. Dövüşler onların şeyleri mutlaka yansımaları mutlaka alıyor ama anladıktan sonra İnşallah yani o anlayış bizim hayatımız boyunca devam eder ki birbirimizi o tökezlediği zaman sen koluna gireceksin, sen tökezlediğin zaman o senin koluna girecek. Güzel böyle bir, ne güzel. Hayat bir de senin, arkadaşlığı da öyle bir şey. Senin de şey tarafın var böyle hani halkın içinde çok rahat dolaşıyorsun. Seni bir otobüsün durakta beklerken çok. Görmüş birileri falan. Hani hiç. Nefes bilmem hani, enerjisinde magazin de çektim. Evet öyle. Senin öyle ama genel olarak öyle bir rahatlığın var zaten. Yani evet öyle rahat olmak da lazım. Rahatsız olacak bir şey olmuyor. Yani rahatsız olsak... Evet yani. Yani bazı arkadaşlarımız var yürüyemiyorlar. Yani gerçekten yürüyemiyorlar. Aman efendim fotoğraf, aman efendim imza. Ay ne olur bir iki dakika sohbet evet, edelim. Evet biraz eşimle zor birazcık. Üç kişiyle beş kişiyle idare edersin de o yani... 50 kişi, 60, 100 kişi olunca arkadaş benim bir işim var. Düşünsene kaşığı ağzına atıyorsun yani, restoranda devamlı birleşik. Ya bir müsaade edin diyorsun. Bir iki dakika ben kendim yani. Ne olur bir çorba böyle ağzına bir şey falan. Yani o, bir şey. O zaman tabii insan alışacağız ama. Bak uzaklaşır neden biliyor musun? Tabii. Ama işte uzaklaşmak da bana çok keyifli gelmiyor. Uzaklaşılmaz. Bak bence şu. Şimdi eskiden kaç kişi ne kadar set görürdü Türkiye'de? Düşün. Evet. Eski Yeşilçam'da. Aynen. 2-3 yerde set o karşılaşır da... Karşılaşır mı karşılaşmaz hiç. Mı belli değil. Derken dizilerle bazı mahallelerde set gördü insanlar. Özellikle İstanbul'da. Aynen. Evet, şimdi oyuncular da rahatlıklarını gösterdikçe onlar bir süre daha böyle sonra seni mesela yurt dışında olduğu gibi yani sana saygı gösterecek, yanından geçerken sana selam verecek, seni rahatsız etmeyecek. Çünkü o şey geçecek yani alışacak oyuncularla. Vallahi ben şu anda birbirine. O konfordayım. Süper. Yani hiç böyle bir rahatsız edilme durumu şey yok. Sadece diyorum işte bazı arkadaşlarımız var. Çok ünü gerçekten böyle evet, dokunmak istiyorlar. Fotoğraf, telefonlarda artık çok kolay yani o ulaşmak, onunla, evet. Ona anı... Yakalama artık o kim koyduysa o mühendis de o telefonlara fotoğraf makinesi koyan mühendisi getirin bana diyorum. Çünkü yani öyle artık özel bir makine yanında taşımak da herkesin cebine. Ha dur çak evet, çekeyim. Tabii. Görünce konserler insanlar. De öyle. Herkes zaten telefonlarda görüyorsun falan. Tabii canım. Ama bu işin cilvesi bu. Olacak yani bu. Ben o şeyi çok yaşamıyorum Allah'a çok şükür rahatsızlık. Yani halkın malısın değil tabii gelmiyor. Ama. Yani halkın malısın değil tabii ama karşılıklı birbirimize saygıyla. Kesinlikle. Gitmide. Aynen. Kesinlikle. O işin cilvesi de o zaten. Sen ilk FGR'yle ile mi başladın? Ben yani konservatuvar. Tabii FGR'de. Figürasyon. Bizim kendi jargonumuzda. Hatta şey ne? Bak bir anda sorunca. Unutma beni. Unutma. Kim o? Unutma beni. Neydi? Şevket Altu oynuyordu. Onun oynadığı dizide böyle bir bölümlük gidip geliyor. O zaman konservatuvardaydım Eskişehir'de. İstanbul'da trenle gidip geliyorduk. Bir de bizim ya o zaman da
tiyatrocuların televizyon yapması zinhar yasaktı. Ayıp. Bayağı. Bayağı. Aforoz ederler adamı. Televizyonda dizi çekmek tiyatroya ihanettir başlıklı yazılar vardı. Gazetelerde bayağı bizim hoca, benim hocam. Evet. Benim hocam yani kendi birebir hocam. Kim yazmıştı. Kim senin hocam? Ya bunu yazan hocam evet. Ahmet Cemal'di. Şimdi şey yapmayayım. Tamam. Yani sonra aradım çünkü Ahmet Hoca. Hocam niye böyle bana yazdı? Ay sana mı yazdım canım ben onu falan diye. Ben öyle genel. Ya genel de kardeşim bizde yani onu mecburuz. Bir para kazanmam lazım Suzan. Tabii ki canım. Yani oyunculuk okuyorum gideyim manavlık mı yapayım para kazanmak için? Oyunculuk okuyorum. Oradan evet. Hayatımı idame ettirecek. Bir de staj gibi de oluyor. Ama yapmadan öğrenilebilen bir iş. Seni de tanıyorlar. Ama işte o zaman televizyon biraz böyle bir enteresan bir şekilde değersiz görülüyordu. İşte sanat mı canım o falan diye. Sanat olması mı gerekiyor onu da bilmiyorum. Ya tiyatro yaptığın sanat mı? Onu da ayrıca tartışırım. Sinema yani tiyatroda yaptığın her şey sanat mı oluyor yani? Değil o tabii da enteresan. Ki. Başka bir tartışılacak hiç bir şey. Hiç Müşfik Kenter'le karşılaştın mı? Hiç. Allah rahmet eylesin. Oyununu izledim bir kere. Çok sevdiğim. Ben çok isterdim beraber bir keşke, şey yapmanızı var keşke, ya. Keşke. Ben hayatımda bak çok oyuncular olduk. Fakat Müşfik Kenter'e başka bir şey. Şimdi bak bilirdik, duyardık, ederdik. Bak yanın bir işte birlikteyiz. O sırada ben bak rahmetli Yaman Okay falan vardı. Oo, efsane. Böyle bak yanından geçtim. Vut. Yemin ederim sana. Öyle bir adamdı. Yani enteresan. Mesela ben Yıldız Hoca'yla da çalıştım. Makyaj sen herkesle çalıştın. Sonra Allah'ını seversen. Var mı? Yani çalışmadıklarını saysan diyeceğim o da yok. Var da. Artık olsun. Onları biz tanımıyoruz. Onların şanssızlığı diye. Kendim işim arttım. Ama hayatımda o enerji duyardım. Bak duyardım ama dersin ya tamam hani o onun ona. Efsaneleştiriyorlar falan dersin. Abi bak yemin ederim sana buradan bir şey oraya gitti Allah yani. Allah. Bak o böyle müthiş de benziyorsun. Bir edam var, bir halin var. Yemin ederim sana. O böyle onun gibi saçların, bir şeyin, halin, kemik keşke yapın. Müşfik Kenter dediğin adam yani üf. Ama efsane bak eğer ki gerçekten yani bir arada olsaymışsınız kesin. Bir şey, bir baba oğul, aynı güzel bir baba oğul hikayesi müthiş çıkarmış sizden. Ne hani tabii olmuş. Bu bir sürü insan bunu söyleyebilir sana ama Eda Hal olarak da öylesin. Allah keşke. Şansını bol etsin inşallah. Amin. Onun gibi yapabilsem işimi keşke ya Müşfik Hoca gibi. Yaparsın. Dur daha sen hocalık yani. Yapacaksın. Daha öğreteceksin. Biz ne biliyoruz daha öğreteceğiz. Bilmem, ya dur da. Şimdi bu oyun nasıl gidiyor? Oyun çok Mete? Güzel gidiyor. Çok bayağı full gidiyor bayağı, diye biliyorum yani. İyi gidiyor. BKM'le bir çalıştık bu sene. Ha, çünkü şeydi yani ilk günler bayağı iki gün gidiyor oldunuz. Şimdi biraz işler nedeniyle birer güne düşürdünüz. Herkes dizide oynuyor. Evet. Şimdi çok zor. Zaten provalarımız da çok zor oldu bizim. Yani o zaman Gökçe'nin de tam en yoğun olduğu zaman evet. Beyti Ulan İstanbul'u çekiyor. Selen TRT'de dizi çekiyor. Bülent'in TRT'de işi başlamış. Benim işim var. Abi herkesin işi var. Şimdi hangi günler ona oynuyorsunuz? Cuma. Adı ne? Cuma'yı kesinleştirdik, netleştirdik. Cuma'yı... Bir daha söyleyelim. Cuma. Cuma nerede? Cuma, BKM. Peki adı ne? Adı Kuru Sıkı. Kuru Sıkı. Kuru Sıkı. Kuru Sıkı. BKM'de her cuma. 21'de. Evet. 21'de. Hop bakıyoruz. Hop alıştın bakıyorum. Değil mi? Hakikaten bakıyoruz. Her cuma BKM'de Kuru Sıkı devam ediyor. Şahane evet. Oyuncular var. Valla keyifli derim. Bir oyun oldu şimdi yani Levent Kazak yazıyor. Biz bir 3 sene onun... O da ne onun... cingolozdur değil mi? Ne? O ne bir acayip bir nasıl kafa. Nasıl bir şeydir o ya? O nasıl acayip bir kafa ya? Yani çok severim. 3 sene biz onun Cam diye bir oyununu yazdılar. Oynadık. Onun üzerine böyle bir iki gömlek daha üstüne çıkıyor. O da biraz böyle matematik yani sinema biraz sinematografik bir matematikle yazılmış bir tiyatro oyunuydu. Şimdi bunu iki gömlek daha üste bir şey yazıp arkadaş nasıl oynayacağımızı bulamadık başta. 4 ay prova yaptık çok ya. Çok acayip bir. Öyle mi? Şimdi oyununun oyununu oynamaya çalışıyorsun falan. Oradan falan bizim böyle bir zorlandı. Sonra abi çıktı öyle çok şükür. Şimdi izleyen şey diyor ya sinema filmi izlemişim de. Ben de onun için i̇şte, değmişim heh. Gibi bir duygu. Şimdi Levent'in de tabii ki mesela hani herkes bir kesim onu oyuncu olarak bilir mesela. Ama asıl adam tiyatrodan gelme öyle tabii. Duayenlerle çalıştı tabii. Ki o. Büyük Ali Poyrazoğlu'sundan. Kendi efsane oluyor işte yani. Çiş bir, oldu bir yani. Şey, yani. O kadar büyük efsanelerle çalıştı ki o da. Bir çok iyi kalem. Çok. Çok iyi kalem müthiş. Ve çok mesela...
en güzel şeyi Levent'in çok halkın içinde. Bir de ne kadar içine kapanık gibi duran bir adam değil mi? Dışarıdan aslında? Tabii öyle ama... Hiç. Şen şakrak. Ve halkın çok nabzını bilen. O nereli acaba? Ben bir öğreneyim onu. Ben de tam bilmiyorum. Biliyor musun Levent'in nereli olduğunu? Bizim Karadenizli olabilir. Karadenizli ya da Karadenizli ya bizim taraflı olabilir. Bizim taraflı derken ayrımcılık yapmıyoruz ya. Öyle değil. Hemşericilik seviyoruz biz. Canım, herkes hemşeri. Yani çok güzel bir ülkede biz yaşıyoruz. Biz de en büyük bu... şey o zaten. Nerelisin? Hemşerim. Aynen yani. Böyle. En güzel. Ya dünyada Barış yok. Barış Manço'nun öyle şarkısı vardı değil mi? Bak dünyada yok böyle bir şey biliyorsun değil mi? Dünyada bunun... Bir ayıplarlar dünya. Hayır ayıplarlar değil. Öyle bir şey yok ki. Bilmiyorlar öyle bir şey. Niye soruyorsun? Yani ben? Hani hemşehri ne demek? Yok ne öyle demek? Bir şey. Nerede? İngilizceye sana... çevrilemeyen tabii şeyler yok. Var. Meteciğim ayağına sağlık geldiğin hayır, için. Öyle. Şu çorbayı da içmeden gitme. Bir çorbayı o kadar yaptın. Emek vallahi verdin anacığım. İlaç gibi o. Ben şimdi içtim onu. Fişe buradan koşa koşa gidelim. Gidelim biz bunu. İçelim. Ya da yok. Nasıl, ben seni bak benim orada bir yeşillikler içinde bir böyle... Odam gibi bir şey var. Ben seni orada misafir edeyim. Bir çay içeyim, ben onun sosunu yapayım. Ha. Sonra sana ya da eve bebeğe de götür. Olur. Bak, vallahi sümüklü zaten var. Şu anda. Vaktim İçirdim var. İçirdim ben onu çorbasını. Aç ağzını, aç ağzını. Yerim Ali'cim ya. Sümüklü ya. Şimdi ben onu ya, paketle yaparız, oğlana da götürürsün. Tamam, o çünkü süper olur. Çünkü mide yıkar o. Zaten öyle bir şeydi o. Sen ne o? Ne, supa. 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 Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Yolun açık benim. Olsun. Allah sana güzel güzel gözlerin parlak 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 bir amin. Sürü şey yaşatsın sana amin inşallah. İnşallah. Hepimize canım. Beraber. Hepimize beraber kızım çok benim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi çorbamız kaynadı ya bizim. Böyle kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurtalarımızı kırıyoruz. Bakın bazen terbiyeli böyle yoğurtla yaparlar ya. Ben çorbaya katiyen yoğurt koymam. Terbiye anlamında yani. Yumurtamı çırptım. Niye iki tane yaptım? Bazen daha lifli severler, daha fazla yumurtalı severler. Bitti. Ve ne yapıyorum? Kaynayan tencereye, çorbaya böyle yavaşça döküyorum. Bakın böyle lifler oluşuyor, görüyor musunuz? Hop, hop. Çok lezzetli oluyor. Yerken o kadar lezzetli ki inanamazsınız yani. Ama şimdi mesela buna yoğurt koyduğunuzda böyle şey oluyor. Yoğurt koyduğunuz zaman rengi böyle kemik rengine dönüşüyor ve böyle daha bulamaçlı gibi duruyor. Ama böyle olduğu zaman çok lezzetli oluyor. Bak bak şimdi ben biraz göstereyim size. Hatta şimdi Mete ile şuraya alayım ya o kadar büyüğünü yapmayayım. Mete ile tabii bunu yeme fırsatımız olur mu bilmiyorum ama... Olmasa da fark etmez. Oh çok güzel. Buna bir de şahane limon sıktın mı? Aman da aman da. Yani daha doğrusu baharatını az tutarsanız bebeklere de yedirin. Çünkü içinde sadece sebze var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hemen kapatın daha fazla pişmesine gerek yok. Çünkü yumurta pişti zaten. Bundan sonra üzerine limon. Mwah, nefis bir şey. Kış bitti ama bu tabii ki çok... Yazın da yenebilen. Çünkü bu çok güzel mide yıkar. Temizler sizi yemekten önce. Bütün o güzel yemeklere hazırlar. Hatta bazen çok karın doyurur. Başka bir şey de yemeyebilirsiniz yani. Afiyet olsun. Anam, 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 anam. Mete Horozoğlu'nun enerjisi bizi sette yiyip bitiriyor. Bakmayın, bu yorgunluğum, günlerin yorgunluğu. Yoksa adam burada sakin, vallahi çok sakindi. Yoksa böyle bir adam değil yani. Kıpır 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 kıpırken yetişemiyoruz arkasından yani. Baksana, sosunu bile yapmadan yemeğin yani şeyini koymadan yani bu ne ya? Hemen yemek istedi falan yani. Size bir şey söyleyeyim mi? Dünyayı yer. Dünyayı yer ama rejime girdi. Dur bakalım ne olacak? Ne kadar dayanacak? Ne kadar dayanacak? Geldiler, geldiler, geldiler. Ne kadar dayanacak? Ne kadar dayanacak?